Yıldız abla ne oldu sana? Baban ne yaptı yine? Ya bizden saklamana gerek yok Yıldız abla. Gördük, bağırıyordu yine. Bak sen hiç merak etme. Biz bu saçmalığa son verip bütün tezgahı toplayacağız, tamam mı? Evet evet. Yani seni kızdırması için bizi kullanmasına izin vermeyeceğiz. Evet, affet bizi. Bak biraz sonra her şeyi toplar gideriz. Yeter ki sen bize küsme Yıldız mam. Bağ anne demeyin. Ay, bize o kadar mı kızdın Yıldız anne? Bağ anne demeyin. Bağ anne demeyin. Daha hala hayatta bir anneniz varken bağ anne demeyin. Babam. Kızlar. Ver çabuk onu bana. Kızlar hiçbir şey bilmeyecek. Şöyle bilmeleri lazım. Hayır. Dert. Senin ne işin var burada? Kızım biz babanla sohbet ediyor olamaz mıyız? Ya olabilirsiniz tabii de siz bunu bayağı bir önce bırakmamış mıydınız? Demek ki bazı şeyler öyle kolay kolay bırakılamıyormuş. Ayrıca arada siz olduğunuz sürece biz babanızla kopamayız. Ölene dek. Gidiyorum ben. Baba, bize söylemediğin bir şey mi var? Yok bir şey. Yok yok, kesin var. Yıldız abla da ağlıyordu zaten. Kızım yok bir şey dedim. Yıldız ablayla kavga etti. Ama burada ne işi var? Ay vallahi ben de hiçbir şey anlamadım. Düşünsenize. Babam Yıldız abla için annemi akıl almaya gelmiş. Artık. Kızlar. Orada öyle dikilip duracak mısınız? Hadi içeri gelin, kek yaptım. Yiyelim soğumadan. Yok anne ya, biz babamın yanına gidelim. Babanızı bir süre rahat bırakın. O akşama kadar anca kendine gelir. Hadi dikilip durmayın orada, hadi. Her şey fazla normal değil mi ya? This is Ordu Sista. Burada her şey mümkün. Anne. Baba. Söylemeyecek misiniz? Söyleyeceğiz kızım. Ya ne oluyor ya? Çatlatmasanıza insanı. Baba. Yani size diyoruz, duymuyor musunuz? Tamam kızım, anneniz söyleyecek şimdi her şeyi. Gel kızım, gel. Bunu hatırladınız mı? Ağaç kabuğu bu. Yıllar önce siz daha küçücükken hep beraber ailecek Bursa'ya geziye gitmiştik. Orada 600 yıllık bir tarihi çınarla karşılaşmıştık. O kadar yaşlıydı ki kendi dallarını bile taşıyamıyordu. Böyle demirlerle ona destek olmuşlardı. Siz bir ağacın 600 yıl yaşayabileceğine bir türlü inanamamıştınız. Keşke sen de o kadar çok yaşasan demiştiniz. Ne diyorsun anne? Ben de size hiç kimse 600 yıl yaşayamaz. Ama ömrüm yettikçe sizin yanınızda olacağım demiştim. Ha, senin niyetin şimdi anlaşıldı. Anneciğim lafı dolandıracağını dümdüz söylesene. Yine nereye gidiyorsun? Sen de ağaçtan bunu koparıp vermiştin bana. Çınar'ın ölümsüzlüğü sana da bulaşsın anne demiştim. Ama işte kimse ölümsüz olamaz. Anneler bile. Ne demek istiyorsun? Neden anlatıyorsun bunları bize?
ki... Çünkü ölüyorum. Ne? Ne? Beynimde bir tümör var. Bir yıldır bununla uğraşıyorum. Ama maalesef ameliyat edilemiyor. Nasıl yani? Ne demek ameliyat edilemiyor ya? Edilemiyor işte. Yani edilse bile o ameliyattan uyanma şansım yokmuş. Ya da bitkisel hayatta kalma ihtimalim çok yüksekmiş. O yüzden ben de kalan son aylarımı sizinle birlikte geçirmek istedim. Ne son aylarımı mı? Baba annem ne diyor? Doğruyu mu söylüyor? Yalan. Yalan. Yalancısın. Sen yalan söylüyorsun. Yine bir yerlere gideceksin ve bunu bahane ediyorsun. Böyle yalan söylenir mi? Keşke yalan olsaydı kızım. Ben bir yıldır uğraşıyorum. Artık ikna oldum tedavi olamayacağıma. O yüzden sadece sizlerle zaman geçirmek istiyorum. O zaman niye geldin? Ha? Biz alışmıştık sensiz diye. Annemiz bizi bırakıp gitti demiştik. Neden yine kendini sevdirdin? Niye? Yalan bırak ya. Şundaki rahatlığı görmüyor musun? Sanki turistik geziye gelmiştik gidecekmiş gibi bahsediyor. Sen oyun oynuyorsun. Sen oyun oynuyorsun. Hepimize, buradaki hepimize sen oyun oynuyorsun. Niye? Sana acımamızı istiyorsun değil mi? Sırf bu yüzden oyun oynuyorsun bize. Kızım. Şu saatten sonra bana acımayacağınızı biliyorum. Tek istediğim sizlerle birlikte olmak. Sen nasıl böyle bir şeyi kabul edebiliyorsun anne? Şu an gayet iyi ve sağlıklı görünüyorsun. Nasıl hemen pes edebiliyorsun? Pes ettiğimi kim söyledi? Bunun kolay olduğunu kim söyledi? Her sabah aynaya baktığımda ölümü görüyorum ben. Siz hiç yaşlanamayacak olmak demek ne demek biliyor musunuz? Anne. Ben biliyordum zaten bir gün herkes gibi öleceğimi biliyordum. Ama bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Ben o 600 yıllık çınar gibi yaşamak isterken toprağın altına girmek istemiyorum. Sizlerle bu kadar çok yaşayacak şeyimiz varken ben sizi kaybetmek istemiyorum. Anne. Anne bak sen bizi asla kaybetmeyeceksin tamam mı? Biz buna izin vermeyeceğiz tamam mı? Anne. Özür şey yapma. Gökçe. Yapma. Kime diyorum ya? Yapma diyorum şunu yapma! Ne yapıyorsun sen bir ruh hastası? Kafayı mı yedin? Yapma diyorum sabahtan beri. Gıcıklığını mı yapıyorsun? Bak Mine zaten canım sıkkın bana sarma. Sakın sarma bana. Ha tabii sadece Gökçe Hanım'ın canı sıkkın değil mi? Biz hiç üzülmüyoruz. Biz hiçbir şey hissetmiyoruz değil mi? Ya ben öyle bir şey mi dedim?
Sana bağırışıyorsunuz ya, annem duyacak. Bakın, gerçekten ne hissettiğinizi çok iyi biliyorum. Ama bu şekilde anneme destek olamayız. Bizim ona moral vermemiz lazım. Bize kim moral verecek peki? Biz nasıl dayanacağız peki? Böyle oturup ağlamanın hiç kimseye bir faydası yok ki. Unutmayın, her şeyin başı moral. Biz moralimizi yüksek tutacağız ve anneme destek olacağız. Abla. Abla, ben hiç iyi değilim. O günün gelmesini ben hiç istemiyorum. Gece hiç uyumadım. Sabaha kadar annem nefesini kontrol etti. En son annemin saçlarını koklayarak uyuduğumda 6 yaşında falandım herhalde. Ki şimdi bir sabah uyanacağız. Dur sonra o koku. Tamamen kaybedeceğiz o kokuyu. Bravo bize ya. Bravo. Biz annemizi şimdiden gömdük. Biz üstüne toprak attık ya. Biz yıkılırsak annemi nasıl ayakta tutacağız? Bu sadece annemin savaşı değil, hepimizin savaşı. Yenilgiyi öyle kabul edip geri mi çekileceğiz şimdiden? Tamam. Tamam. Tamam, savaşacağız. Kazanacağım. Kazanacağız, tamam. Ay tamam tamam, yeter artık ya, sinirlenmeye başlıyorum, toparlanın. Aa, çocuklar geliyor. Gelin gelin, tam zamanda geldiniz. Çimen gözüm, kurban olayım, ağlama artık be. Minişim, ne konuştuk? Güçlü olacağız. Hem bak size ne getirdim, tatlı getirdim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye. Helva mı getirdin Osman? Cenaze arabası da getirseydin. Ya aşkım, o helva bu helva değil ki. Bu helva başka. Bu hani sizin sevdiğinizden. Ya neyse, hadi birazcık yürüyüşe çıkalım da hem sizin de kafanız dağılmış olur. Annemi nasıl bırakalım Ömer? Aşk olsun kızım, çocuk muyum ben? Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Aslında birlikte pek vakit geçiremedik ama yabancı da sayılmayız. Ben sizi tanıyor gibiyim zaten. Mesela sen... Elf Prensi Legolas. Karşımızda Baby Faysa. Sen de tabii ki yakışıklı şoför. Yoksa Frodo mu diyorlardı sana? Evet. Madem bir yere gitmiyorsunuz, geçin içeri, ayakta kaldınız. Yok, biz size rahatsızlık vermeyelim. Hem hasta ziyaretinin kısası makbuldür. Osman rahatsız etmeyelim demek istedi işte. Görüşürüz. Olur mu canım, daha helvamı yiyecektik. Bakın, arkadaşınız çoktan beni gömmüş, helvamı kavurmuş gelmiş. Ya yok, ben güzel ordumun canım helvası diye getirdim. Ne bileyim ya. Şaka yapıyorum, şaka takılıyorum sana. Ben de çok severim cevizli helvayı. Ver onu, ben hazırlayayım. Siz de geçin oturun hadi. Anne, biz de yardım edelim sana. Oğlum ne tatlı kadınmış ya. Ben Gökçe'yi var ya, anasından isteseymişim kesin verirmiş ha. Keşke de isteseymişim. Bir saniye, kızlarım arıyor. İyi, git kızlarınla konuş. Efendim büyük kızım. Babacığım, biz şimdi çok güzel bir restorana geldik sahilde. Annemizi de aldık yanımıza. Hep beraber yemek yiyelim diyoruz. Ben tokum kızım, afiyet olsun. Daddy, sen de mi gelsen acaba ha? Bir gecelik eski günlerdeki gibi hep beraber olsak. Kızım gelmeyeceğim, kız kıza takılın siz. Ama babacığım, yani biz kız kıza takılmak istemiyoruz ki. Eskisi gibi böyle ailecek birlikte olmak istiyoruz. Tamam. Bakarız. Gelir.
Şule ile kızlar toplanmış yemek yiyorlarmış, beni de çağırıyorlar. Niye git ye? Aa, böyle boş boş işler peşinde dolanacağını git kızlarınla, karınla yemek ye. Sen de git. Kara kara bulutlar geliyor. Durma burada, git. Kapkara değil, tam bık gibi bulutlar. Hem belki tanısan sen de severdin. Belli mi olur? Belki bir gün sizi tanıştırırım. Yalnız dikkat et. Kuzey rüzgarı sert eser, o pambık gibi bulutlarını dağıtır. Ne güzel söyledim lan. Bunu mutlaka bir yere yaz. Çao. Babamı bir daha mı arasak? Yok. Yani üstüne gitmeyelim bence. Gidersek inada bindirip gelmez. Biraz daha bekleyelim. Annem belli etmemeye çalışıyor da kadın bayağı hızlı. Aa, ne yapıyor bu? Herkesi sağdan indirdim. Sol taraf boş kalsın diye. Bugün kalbimin tek sahibini. Ya. Bana bak, sen bu güzel sözleri o yakışıklı şoförden mi öğreniyorsun bakayım? Ne 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 ne, tamamen original made by Keno. Aa babam, aa babam geldi. İşte karşınızda Daddy Cool. Babacığım, sen böyle geç istersen. Öyle geç. Hoş geldin Kuzey. Hoş bulduk. Oh, yemeğimin üstüne tatlımı da yedim. Benden bu kadar. O ne ya? Levrek buğulama mı? Aç mısın? Çok lezzetliydi. Sana da söyleyelim mi? Ya, ben kendi gözyaşımda buğulanmamış levreği yemiyorum. Madem bir şey yemiyorsun, bir kadeh bir şey alırsın ama. Biz kalkalım. Hop, nereye? Ne demişler? Bunca yemeğin üstüne ya 40 adım atacaksın ya da sırt üstü yatacak. Babacığım, annem sana emanet. Biz gelene kadar gözün gibi bakarsın, olur mu? Şunu da al benim. Şey yapayım. Pardon. Aynısından bir tane daha alabilir miyiz? Aa, çiçeklerim geldi. Babamın kafası bayağı iyi olmuş sanki. Kırıldım. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Tabii ki çiçek. Beni itsene arkada. Anam! Doğduğunuz gün dün gibi aklımda. Ne ara bu kadar büyüdünüz siz? Oho! Sen şimdiden böyleysen biz evlenince nasıl olacaksın kim bilir, bilemiyorum ama. Evlendiğiniz zamanı görebileceğimi hiç zannetmiyorum kızım. Tabii canım. Yani sonuçta ablam evlenecek de sıra bize gelecek. Ölme şeyin ölme. Vallahi siz beni beklersiniz, daha çok beklersiniz. Benim evlenmeye falan niyetim yok. Ben annemle babamın dizinin dibinde oturacağım. Ay crazy dream seni. Vallahi mamacığım, sana hiçbir şekilde söz vermiyorum dizimin dibinde oturacağıma dair. Her an evlenebilirim.
Bana tek bir şey için söz verin yeter. Birbirinizden asla ayrılmayacaksınız. Ve her ne olursa olsun şu huysuz babanızı bırakmayın yeter. Anne. Anne. Hayır hayır, ben iyiyim gerçekten. Bunlar mutluluktan. Bu kadar uzun zaman olmuş ki birbirimizi böyle bir arada görmeyelim. Ama tekrar şunu anladım ki biz gerçekten çok güzel bir aileyiz. Sen hiç merak etme anneciğim. Bundan sonra sen bizi kovsan da biz hiçbir yere gitmeyeceğiz. Her zaman hep beraber olacağız. Hadi. Bravo. Bravo. Ay. Nasıldım ama? Mükemmeldin benim minik prensesim. Ama tabii kavalyenin de hakkını yememek lazım. Hadi bakalım sevgili gönül dostları. Bu gecede bizlere ayrılan sürenin ne yaptık? Sonuna geldik. Şöyle sizi çıkışa doğru ufak ufak alalım. Buyurun. Abi gidiyor muyuz? Ya ama biz daha yeni gelmiştik ki dedi. Biz daha yeni gelmiştik kızım. Ben size gitmeyin dedim, gittiniz. Ben ne yapayım ya? Ya baba, bak uzun zamandır böyle ailecek vakit geçirmiyorduk. Biraz daha kalalım. Bir dakika. Saat 12 olmadan benim gitmem lazım. Neden? Çünkü bir acayip bir bulut kümesi geliyor. O gelmeden benim 12 olmadan hop gitmem lazım. Niye? Banka bağlı mı dönüşeceksin Dad? Hiçbir yere gidemezsin. Otur şuraya. Ayrıca sen hem ben de dans etmedin ki daha. Şöyle bir otur bakayım. Hani dans et. Hop hop hop. Kenafir, sen önce sıranı bekle. Senden önce ben vardım bir kere. Ay yemin ederim şuracıkla ortanca çocuk sendromuna gireceğim, çıkaramayacaksınız. Ortanca sucuk kim ya? Hesapları kapatıyoruz. Son bir arzunuz var mı? Say. Pardon? Say gitti. Say. Evet. Çay içeceğiz. Bir git gelir bakayım. Kızım çay nereden çıktı şimdi? Ne demek nereden çıktı? Rize'den. Bunlar kuzeyin kızları. Karadeniz kızları bunlar. Say geldi. Maalesef çayımız kalmadı. Eğer isterseniz Türk kahvesi yaptırabilirim. Aa! Sağ olalım. Peki efendim. Aa! Yıldız kaydı. Aa. Feride maviş maviş kaydı. Babacığım, baba. Yok baba. Yok yok, kaymadım. Otur sen şöyle, birazdan sen çok daha fena kayacaksın çünkü. Kızım benim kalbim, ruhum, her şeyim, aklım kaymış zaten. Ne kayacak da? Anneciğim biz şey yapalım seninle. Gidelim arabaya. Ablam da babam falan gelirler öyle. Ha. Araba şeye bak Feride. Sen kızlarını al, annelerini de al, arabaya geçin, siz gidin. Sen bizimle gelmiyor musun? Ben çay içeceğim, öyle geldim. Tamam, ben evde demlerim sana çay. Ben öpürdete öpürdete içeceğim. Yanlış cevap. Bu halde araba kullanamazsın, bizimle geliyorsun. Kızım ben kullanmayacağım. Pampam kullanır, pampacık kullanır. Benim eski miçom var, miçom. Salih derim, gelir o kullanır. Hadi siz gidin. Ya, emin misin baba ya? Yanlış cevap. O kelime hayatımızdan çıkacak. Emin demek yok. Hadi naş. Hadi. Gerson! Hesap. Gerson! Gel gel, nereye gidiyorsun? Gel. Gel başkan, gel. Bizde ödeme hemen. Bizde taksit yok. Al bakalım.